26 yıl önce insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri yaşandı. Hedeftekiler yine silahsız, savunmasız, çaresiz, masum sivillerdi. Gözünü kan bürüyen caniler, kadın çocuk genç yaşta ayırt etmeksizin herkesi katletti. Gün ardında manzara korkunçtu. Her yer cesetlerle doluydu. Birçoğunun gözleri oyulmuş, derileri üzülmüş ve başları kesilmişti. Katliamın sorumluları büyük bir zafer kazanmış edasıyla kameralar önünde sevinç çığlıkları atarken, dünyaysa Kafkasya'nın orta yerinde işlenen bu cinayete sessiz kalmıştı. Tarih 1988, yer Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği henüz dağılmamıştı. Dağlık Karabağ ise 1923'ten beri Azerbaycan sınırları içinde özerk bir bölgeydi. Buna karşılık nüfusun %75'i Ermenilerden, %25'i ise Azerilerden oluşuyordu. Nedeni Sovyet Rusya'nın yıllarca Müslüman Azerilere yönelik uyguladığı asimilasyon politikalarıydı. Ermenilerin bölgede ayrı bir cumhuriyet ilan etmesiyle kıvılcım ateşlendi. Bu gelişme üzerine Azerbaycan'da 1989 yılında Dağlık Karabağ bölgesinin özerk statüsünü kaldırdı ve bölgeyi kendine bağladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra ise bölgede tansiyon yükseldi. Ermenistan Dağlık Karabağ'ı topraklarına katmak için harekete geçti. Yüksek bir tepe üzerine kurulu Hocalı kasabası nihai hedefti. Kasaba en önemli iki yerleşim birimini birbirine bağlıyordu. Askeri lojistik açısından da büyük önem taşıyordu. Uzun süre Rus kuvvetlerince desteklenen Ermeniler 1991-92 kış aylarında kasabayı sürekli top ateşine tuttu. Bu süreçte Alef Haciyev komutasındaki yaklaşık 160 hafif silahlı kişiden oluşan Azerbaycan Özel Polis Birlikleri de Ermeni işgalcilere karşı kahramanca direndi. Bölgedeki gerilim her geçen gün artıyordu. Takvim yaprakları 6 Ocak 1992'yi gösterirken Ermeniler Dağlık Karabağ'da bağımsızlık referandumu yaptı. Azerilerin boykot ettiği referandumdan bağımsızlık kararı çıktı ve 6 Ocak 1992'de Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen ilan edildi. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece tam teçhizatlı Ermeni birlikleri Hocalı'yı kuşattı. Sivillerin kaçış noktaları tutuldu, dünya ile bağlantıları kesildi. 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi katledildi, 487 kişi de yaralandı. Yakılmış, gözleri oyulmuş, başları kesilmiş ve derileri yüzülmüş cesetler her yerdeydi. Üstelik hamile kadınlar ve çocuklar da bu vahşete maruz kalmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü yaşanan olayı en büyük sivil katliam olarak değerlendirse de Birleşmiş Milletler ve Batılı devletler ciddi bir tepki göstermedi. Ermeniler batılı ülkelerin bu tutumu karşısında daha da cesaretlendi. Rusların desteğini yine arkasına aldı. Kısa bir süre içerisinde Dağlık Karabağ bölgesini ve Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etti. Daha sonra Rusya devreye girdi ve iki taraf arasında ateşkes sağlandı. Ateşkese rağmen barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Bölge uluslararası örgütlerinde kabul ettiği gibi tarihi ve hukuki olarak Azerbaycan'a ait topraklar. Karabağ'ın bağımsızlığını halen hiçbir ülke resmi olarak tanımıyor. Serj Sarkisyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında savunma ordusunun başındaydı. Aynı zamanda Hocalı'yı kuşatan askeri birliklerden sorumluydu. Katliamın baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Uluslararası mahkemede yargılanması gerektiği yönünde ortak bir görüş mevcut olsa da ne Sarkisyan ne de diğer sorumlular hakkında hiçbir cezai işlem yapılmadı.